Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. Dördüncü üniteye geçtik birlikte. Şimdi ilk konumuz olan iletişim yollarını birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu ünitemizde ilk öğreneceğimiz şey iletişim kurmak için kullandığımız yollar. Bakalım neler varmış, biz arkadaşlarımızla ya da başka insanlarla nasıl iletişim kuruyoruz? Talk face to face, yüz yüze konuşabiliriz, yüz yüze iletişim kurabiliriz. Telefonla arama yapabiliriz, make a phone call. En çok kullandığımız şeylerden biri bu ara. Text a message, bir mesaj yazabiliriz WhatsApp üzerinden ya da normal SMS gönderebiliriz. Leave a message, birini aradık ama ulaşamadık. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz dediğinde bıraktığımız mesaj oluyor bu. Tabii bu artık kullanılan bir şey değil ama dumanla haberleşmek çok eskilerde kalmış bir yöntem ama yine de bir iletişim yöntemi. Messenger birds, yine kuşların ayağına mektup yazıp göndermek eskiden kullanılan bir yöntem. Use social networking sites, en çok sevdiğimiz, en çok kullandığımız iletişim yollarından yine bir tanesi. Take a message, bir arkadaşımızı aradık, ulaşamadık, annesi açtı telefonu. O sana der ki mesajını alabilir miyim? Sen de ona mesaj bırakırsın. Take a message, mesajı almak oluyor. Send a postcard, artık fazla gönderilmiyor galiba kartpostal ama bir tatile gittiniz diyelim ki deniz kenarında. O tatil beldesinin resminin olduğu bir kart olur. Arkasına böyle sevdiğiniz bir insana kısa bir mektup gibi bir şey yazarsınız bulunduğunuz yerden. Gönderirsiniz. Yani fax da artık pek fazla gönderilmiyor bildiğim kadarıyla. Sizi de çok ilgilendiren bir şey değil ama bilelim bunun da ne olduğunu. Video chat, görüntülü arama, bunu da çok sık kullanıyoruz artık. Senden e-mail göndermek, talk on the phone, telefonda konuşmak, write a letter, mektup yazmak. Letter'ın bu arada harf anlamı da var, bunu da buraya sıkıştırmış olalım. Write a memo, kısa bir not yazma. Mesela dışarı gidiyorsunuz, evde kimse yok. Anne ben parka gidiyorum yazıp buzdolabının üstüne yapıştırırsınız. Kısa bir not yazmış olursunuz. Send telegraph, artık telgraf diye de bir şey kalmadı. Ama telgraf göndermek de eskiden yapılan iletişim yollarından bir tanesi. Şimdi iletişim yollarıyla alakalı sorulan sorular var. Beraber onlara bakalım. Burada en önemli kelime grubu keep in touch. Keep in touch with hatta. How do you keep in touch with your friends? Arkadaşlarına nasıl haberleşiyorsun? Keep in touch, irtibatta kalmak demek. Haberleşmek demek, konuşmak demek. Arkadaşlarınla nasıl görüşüyorsun? İşte text message gönderebilirsin, make a phone call olabilir, cep telefonuyla ararım, telefonla ararım. Ondan sonra social networking site üzerinden haberleşiriz, WhatsApp'tan yazışırız, Instagram'dan yazışırız falan gibi cevaplar verebiliriz buna. Which, hangi demekti? Hangi yolları, iletişim yollarından hangisini prefer'ı önceden görmüştük, tercih etmek demekti. Hangi iletişim yollarını tercih edersin arkadaşlarınla irtibatta kalmak için? Yine yukarıdaki bir önceki sorunun aynısı, farklı bir şekilde sorulmuş. Yine aynı anlama gelen how do you communicate with your friends? Burada communicate de iletişim kurmak demek. Keep in touch gibi. Nasıl arkadaşlarınla iletişim kurarsın? Şimdi bu sorulara nasıl cevaplar verebiliriz? Mesela biri demiş ki I write emails. Ben arkadaşlarıma resmi e-mail yazarım, gönderirim. Biri demiş ki ben yani telefon, bilgisayar bana göre değil, face to face olmak isterim. Yüz yüze communication kurmak isterim. Yüz yüze iletişim taraftarıyım. I think, bence the best, en iyi yol arkadaşlarımla kontak kurmak için video chat. Yani korona da var. Çok fazla da böyle bir araya gelmeye de gerek yok. FaceTime bizi yürütür. Biz video chat'ten devam edelim diyenler şu cümleyi kurabilirler. Ama birçoğumuzun tercih ettiği de I use social networking sites. Sosyal medyayı kullanmayı seviyoruz, tercih ediyoruz. Bu şekilde cevap verebiliriz. İletişim yolları bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.